Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam 5'te bir taktik paylaşmıştım. Bakalım nasıl bir maç çıkacak ortaya. Hani bu en azından onun bir derlemesi gibi bir şey oluyor. Zirveyi oynuyoruz. Aynı taktikle, aynı sistemle oynayacağız arkadaşlar. Hemen Van Dijk giriyor oyuna. Chiesa'yı alırdım ama ikinci yarıda alacağım. Pavard geliyor oyuna. Cruyff iyi. Chiesa sadece girebilir. Kadromuz iyi böyle arkadaşlar. Hemen rakibin kadrosuna bakalım. Rakip de böyle bir kadroyla geliyor. Bakalım nasıl bir maç çıkacak. Formalar hemen hemen aynı. Başlayalım. Arkadaşlar günde 2 video düşünüyorum. O yüzden sabah 5 akşam 5 olarak düşünüyorum saatleri. Bana video fikirleri vermeye devam edin. Sizin yazdığınız yorumlardan alıp onları video haline getireceğim arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı okuyacağım. Mutlaka yorum atın. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın sizlere rağmen. Bu başta direkt oyuna girdim. Çünkü bu saatte sadece taktik olarak kafanızı yormak istemedim. Biraz maç izleyin, keyfine bakın diye düşündüm. Maç izlemek de keyifli oluyor. Şuradan aldık mı topu aldık. Hemen ver pası. Rafael Leao. Yukarıdan geliyoruz abi. Yukarıdan hızlı bir şekilde geliyoruz abi. Ama önümüzü kesecek. Şöyle bir aşağı çevirirse güzel olur. Abi ya yapma şunu ya. Az daha güzel çevirse müthiş geldik ama. Kaçırdık pozisyonu. Grafikleri yükselttim yine. Şansımı bir kez daha deniyorum. Umarım çok kasmaz. Ağırlaştırmaz oyunu. Biz de rahatça oynarız. Çünkü ağırlaştırdığı zaman oynayamıyorum abi. İki kere denedim. İkisinde de yenildim. Bu sefer aldık topu. Ver abi yukarıya. Harika pas. Kingsley Coman geliyor. Kingsley Coman çevirdi. Bir şut. O nasıl bir müdahale. Ya yapma şunu, bırak. Gol olsun be. Çok güzel müdahale etti adam. Onda bravo. Şuradan yerden yolladık. Kalabalık orası. Nuno Mendes kalecinin üzerine gitti be. Güzel pozisyon. Mbappe uzattı ama alamadı. Abi maçları bu aralar kazanmaya odaklı oynuyorum. Biraz derece kasmak için. Hadi. Hadi be Mbappe. Toparlayamadı bir türlü. Biraz şöyle yukarılarda bizim de adımız olsun diye düşündüm. Bir de bana sormuştu bir arkadaş. Abi kendin kazanmak için oynasan nasıl bir taktikle oynarsın diye. İşte bu taktikle oynuyorum ama şanssızlığımız üzerimizde yine her zamanki gibi. Kıl payı kaçıyor bu goller ya. Şimdi verdi pası. Çok dayanacağını sanmıyorum bu sefer. Geçmedi be. Çok kötü attı. Kingsley Coman. Aşağıya döndük. Nuno Mendes hemen oynadı. Sergio Busquets. Tek top düşüncesi ama istediğim gibi gelmeyince top olmadı. Hemen Pavard koş oraya. Pavard yakalarsın onu. Çok güzel orta. Neymar'dan. Haddini aştı Neymar bu ortayla. Şimdi Mbappe kaçtı. Mbappe'ye doğru. Rudiger orada. Çok hızlı Rudiger. Mbappe 90 üzeri koşuyor. Rudiger 80 civarı koşuyor. Ama Rudiger benden hızlı gidiyor. Bu da Konami'nin saçma olan yanlarından biri. Bak kendi kalemize oradan gol atabilirdik. Yani bu bize ait bir yetenek. Şimdi Pedri çok güzel gördü. Kingsley Coman. Bruno Fernandes çok güzel attı. Şuradan sıyrıldı. Rudiger'i markete yolladı. Bir şut ve gol. Abi bu gol harika ya. Harika bir gol. Çok güzel gönderdi markete. Rudiger neye uğradığını şaşırdı. Vallahi güzel bir goldu. Beğendiyseniz aşağı yorumlara yazarsınız artık gol hakkındaki düşüncelerinizi. Aşağı çektim ve depara bastım bir anda. Saniyelik bir pozisyon. Orayı ağır çekimde izleyin, ne yaptığıma bakın. Bak şimdi. Yukarıdan kaçırdı. Kingsley Coman. Coman buradan yerden ve sert yolladım ama olmadı. Mbappe içeri girmedi. Şimdi verdi pası. Kingsley Coman burada. Kingsley Coman. Faul var. Hakem devam edin dedi. Orta içeriye. Hadi kendi kalene at. Olmadı. İkinci yarıya hazırız. Şuradan yukarıdan bir deneyelim. Geçer mi acaba? Geçer mi o top? Geçmedi be. Bacağını yağıştı ve aldı o topu. Şimdi aldı. Hadi. Ters bir top attı. Güzel geldi. Yapma bunu be Mbappe. Çok uzağına düştü. Ama normal şimdi, hareketli top. Haaland girdi oyuna. Haaland tehlikeli. Haaland girdiyse bir gol atar. O yüzden bizim bir gol daha atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aldı. Verdi pası. Bir aradan top. Mbappe. 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 Ne yapıyorsun Mbappe? Mbappe'den adına yakışır çok klas bir gol.
Çok klas abi, çok klas. Çok klas bir gol. Rakip bunu beğendi herhalde. Bu golü izletti. Teşekkür ediyoruz. İlk gol izletmedi ama iki gol de birbirinden güzel. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum abi. Hangi gol güzel? Birincisi mi, ikincisi mi? Offside. Şimdi aldı topu. Verdi pası yukarıdan. Kaçtı Nuno Mendes. Nuno Mendes. Hızını konuşturdu Nuno Mendes. Çevirebilecek mi? Arkadan müdahale var. Faul demedi hakem. Hakem faul olabilirdi aslında ya. Korner verdi. Sen bununla yetin dedi. Bruno Fernandes ortaya gönderdi şimdi. Gelişini Rafael Leao'dan önce vurdular. Tehlikeli pozisyon olabilir. Geriye dönüyoruz. Aldı oradan Pavard. Gönderdi Pedri'ye. Geçmedi. Pedri terse koşuyordu. Ters attık. Bak savunmayı nasıl yapıyorum. Sadece oyuncunun yönünü kapatarak yakından takip et tuşuna basıyorum abi. Otomatik imleç değişikliği de açık. Ben değiştirmekle uğraşmıyorum 2 saat. Önceden öyle yapıyordum da sonra vazgeçtim. Bir harika top. Bir harika top. Rudiger. Markete gitmeyi özlemiş. Hernandez. Abi çok güzel iki gol attım ya. Lan. Neymar. Neymar. Neymar'dan orta. Haaland'ın çok uzağına geldi. İşte Neymar'ın ortaları bu. O yüzden dedim Adnan Aşan bir orta açtı az önce diye. Şimdi Chiesa. Chiesa orta işi benimdir dedi. Chiesa sokuldu içeriye. Ama yeter dedi. Stoper geldi aldı vallahi. Abi Depar'la gidiyorum. Adamın 70 ile koşan stoperi gelip top alıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlar bana saçma geliyor, saçma. O zaman benim Chiesa boşuna 90 üzeri koşuyor. Boşuna top sürmesi 90 üzeri. Yani bunları bir düzelt Konami. Hani rakamların hakkını ver. Şimdi aldı topu Chiesa. Verdi kaçtı aşağıdan. Chiesa bir top daha dokundurursa taç. Hemen kullanacak Marquinhos. O kadar sinirlendi ki tacı hemen kullanmak istedi ve kullandı. Burada tacları ben kullanırım. Benden başkası kullanamaz dedi. Bunun için çok gergin. Kendi alanını da boş bıraktı. Neymar. Neymar yine orta atacak. Neymar'ın o meşhur ortaları bunlar işte arkadaşlar. Kafayla indirdi. Şimdi ver aşağı be. Geçmedi be. Sinirlendiler Marquinhos'a. Bir pas indi. Andres Iniesta. Iniesta dönemedi. Yaşlı adam. Marquinhos. Sen merak etme ben o topu alırım dedi ve aldı. Sözünü tuttu Marquinhos. Kaçtı aşağıdan Chiesa. Etkili geliyoruz. Chiesa. Chiesa. Kaleciye bir çalım. Chiesa ve gol. Chiesa. 3 tane birbirinden güzel gol abi. Hangisini beğendiniz? Bana yorumlarda yazın. Kaleciyi çıkarmasaydı daha farklı bir gol düşünüyordum. Ama neye kısmet dedikleri olay. Bu olsa gerek ve 3-0 bu maçı da kazandık. Kazanmaya devam ediyoruz. Galibiyet serimiz devam ediyor. Bu taktiği ben sizlere paylaşmıştım. Dün 17.00'da paylaştım. Onu mutlaka izleyin. Nasıl oynanıldığını orada çok detaylıca anlattım. Keyfinize bakın arkadaşlar. Aşağı video fikirlerinizi yazın ki video fikri aramaktan zorluk çekmeyelim. Daha kolay, daha seri bir şekilde videolarımızı yayınlayalım. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.